Hatay Valiliği koordinasyonunda bir araya gelen Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile Afrin Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri bölgeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri görüştü. Vali yardımcısı ve Zeytindalı Harekat Bölgesi İnsani Yardım Koordinatörü Tolga Polat, Defne ilçesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada Zeytindalı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgede kamu görevlilerinin en büyük görevinin hayatı olağan akışına kavuşturmak olduğunu belirtti. Malumunuz olduğu üzere Zeytindalı Harekatı 20 Ocak 2018'de başlayarak 57 günün sonunda nihayet ermiş ve 18 Mart'ta taşlanmıştır. Terörden arındırılan bölgede biz kamu görevlilerinin en büyük görevi hayatı olağan akışına kavuşturmaktır. ADSO Başkanı Hikmet Çinçin de iki odanın işbirliğiyle ilgili değerlendirmeler yaptı. Burada yapılacak ticarete hem Antakya Ticaret Odası, hem Afrin Ticaret Odası, hem Afrin'deki vali mavinimiz, hem Hatay Valiliği de destek olacaktır. Güvenlik sağlandığına göre bunu yapmak mecburiyetindeyiz. İstihdam üretmek ve ürünlerimizi daha değerli bir şekilde satmak için. İyi bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Önümüzdeki günlerde birlikte yapacağımız çok daha iş var diyor. Afrin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nasır Hüsto da Zeytindalı Harekatı'yla Afrin'in yeni bir döneme başladığını, son bir yıl içerisinde bölgede ciddi ve önemli adımlar atıldığını söyledi. Şu anki rakamlara baktığımıza göre savaştan savaşa rağmen bile şu an Türkiye gerçekten Suriye'nin birinci ticaret ortağı durumunda. Gönlümüzden geçen inşallah ileriki süreçte de bu ticari ve sanayi ilişkilerinin devam etmesi ve gelecekte hem Afrin olsun hem Suriye genelinde Türk tüccarların ve sanayilerin önemli bir rol oynamasını arz ediyoruz. Afrin Yerel Meclis Başkanı Sait Süleyman iki bölgenin ticari işbirliğine değindi. Antakya'yı akrab nokta ticariye kemuileye ile Afrin.